aynı o çöplükte, o sosyal medyada da şunu söylüyorlar. Efendim siz bunlara bu kadar tepki gösterdiniz. Neden? CHP'li belediyelerin sınırlar içinde olduğu için. Bu çocuk öldüğü için yani biz o CHP'li belediyeye eleştirmek için yaptık. Mesela aynı kişilere söyleyeyim. İliç'te kaza oldu, maden faciası oldu, ona bir şey söylediniz mi? Filanca yerde maden kazası oldu, bu kadar madenci hayatını kaybetti. Hiçbirisi bundan dolayı ceza almadı. Bir kere bir, yalan söylüyorsunuz. İliç'te mühendisler dahil çok sayıda kişi tutuklandı. Şimdi kaza olabilir, bak hayatımızda hayat yaşıyoruz, insanız biz. Elbette devletin görevi, yöneticinin görevi kaza aldan önce tedbirini almak ve mümkünse ölümleri engellemektir. Olması gereken şey budur. Şimdi maden kazası gerçekleşmiş, burada sorumlu olan kişi var mı? Var. İhmal var mı? Var. Bundan dolayı kişi almış, yargılanmış, tutuklanmış, cezaevine konmuş mu? Konmuş. Hatta bazı yargılananlar yüzlerce kere müebbetle ağırlaştırılmış, müebbete mahkum edilmiş. Bu kişiler yargılanmış mı? Yargılanmış. Bu devletin mahkemeleri tarafından, Türk yargısı tarafından yargılanmış. Neden yalan söylüyorsunuz? Önünde gidip siz, eylem yapan var mı bu adamları bırakın diye? İliç'te maden kazasında hayatını kaybedenlerle ilgili. Hiç. Tren kazasını şey geçtiğimiz gün mi? Hatırlıyorum. Yine cezalar verildi bir sürü. Çok sayıda ceza. Şimdi burada çok net. Burada bir vatandaşımız hayatını kaybetti. O şeyden, teleferikten düştü ve feci bir şekilde can verdi. Bundan dolayı o teleferiğin müdürü olan, şu anda da Kepez Belediye Başkanı seçilmiş olan kişi bundan dolayı gözaltına alındı, tutuklandı. Bugün İmamoğlu çıkıp derhal arkadaşımızı serbest bırakın diyor. Niçin? Bunun sorumlusu o değil mi? Maden kazasında yaşandığında maden işletmesinin sahibi, orada çalışan mühendis, onun başındakiler sorumlu olup nasıl yargılanıyorlarsa, bunun başındaki kişi neden yargılanmayacak? Sizin ayrıcalığınız ne? Hem diğerlerini yargılanmıyor, üstü kapatılıyor diye yalan söylüyorsunuz. Halka sürekli yalan pompalıyorsunuz. Türkiye'de yargı yok, adalet yokmuş gibi bir intiba oluşturmaya çalışıyorsunuz. Türk yargısı burada, şimdi bu çocukla alakalı da muhtemelen yargı hakkında hüküm verecek. Birilerini gözaltına alacak, birileri tutuklanacak. Muhakkak surette bunun hesabı verilmesi lazım. Çıkıp diyeceksiniz ki, arkadaşlarımızı serbest bırakın. Bir tane 5 yaşındaki çocuk için benim arkadaşım nasıl olur da tutuklanır diyecek misiniz? Milletvekili adayı yaparlar sorumluyu. Evet. Tabii öyle kurtarırlar. Cezasızlık doğru talep ediyorlar. Yaptılar zaten. Yani onun haricinde de işte bu yazmamak da bir cinayet. Yazmamak da. Hani nerede onu yazacak olanlar? Bahsediyoruz o fondaş medya, televizyonları, gazeteleri. Ki çok fazla miktarda bu trolleri geliştirdikleri ve yeni belediyelerin gelmesi nedeniyle para akacak diye birçok oraya saldırmalar olduğunu, birçok yerden birçok gazetecinin o tarafa doğru yöneldiğini, çok hareket içinde olduğunu hep duyuyoruz Ankara'da. Televizyonlarda bu arada çok ilginç gelişmeler olacak. Yeni yeni televizyonlar çıkacak. Bunları çıkaracaklar. Daha da kapatmaya çalışacaklar gerçekleri. Neden? Biraz önce bahsettim. Daha çok belediye, daha çok büyükşehir idare edecekleri için çok daha yeni riskler çıkacak. CHP'lerin birbirlerini yemekten, ayak oyunlarından, görevlerini değiştirdikleri zaman birbirini gözleyen, işini bırakmış insanların koltuklarında birbirlerine hatta kazık atanların yüzünden birçok şehrimizde daha sıkıntı içine girebilir. Mesela Allah korusun Bursa'da, Balıkesir'de yarın buna benzeyen olaylar görme ihtimalimiz var. Neden? Çünkü aşağıda bu olaylarla ilgili kadrolar, yeni isimler getirmeye çalışıyorlar. Mevcut adamları atıyorlar, yeni isimler geliyor. Yenilerin girmesi, eskilerin çıkması, bunlara bir boşluk yaratacak. Allah korusun, inşallah başka olaylar gerçekleşmez. İnşallah. Ama bunun yazılmaması, ki gerçekten Beşiktaş'ın yaktılar orada. Bir fırında cayır cayır yandılar. Orada Sivas'ta kaç kişi hayatını yapıldı kaybetti Bülent abi? Tabii, 36 diye kişi mi hayatını kaybetti yanarak? 29 kişi kaybetti burada. Birisi ne diyeceksin ki politik büyük bilmem olay ne gerekçelerle? Hiç önemi yok. Ölümün insanların yakılarak öldürülmesinin gerekçesi bizi ilgilendirmiyor. Olay bu kadar büyük. Onlar da yakıldılar orada. İtfaiyeye rüşvet veren, belediyeyle işini yürüten katiller yüzünden 29 kişi hayatını kaybetti yanarak camlarda. Hiçbir farkı yok. Özgür Özel tren kazası ile ilgili gidip miting yaptı biliyorsunuz mahkeme önünde. Çorlu'daki karar verildi Çorlu ile ilgili. Kişi buraya gitmiyor. Beşiktaş'la ilişki konuştuğunu gördünüz mü? Beşiktaş'ın önüne gidip de yazık, bu ölenlerden özür dileriz. Bir CHP'li diyor mu? Hiç bahsetmiyorlar.
Yani olayı başka bir yöne aileyi çektiler. Suçluyorlar. Beşiktaş Belediye Başkası AK Parti değilmiş, MHP değilmiş gibi öyle bir hava var ki. Beşiktaş'ta CHP'nin yıllardan beri idare ettiği bir yerde olay meydana geliyor. CHP'li belediyeciler aşağıdaki kadrolar suçlanıyor. Diğer taraflarda su ile ilgili, teleferikle ilgili. Yani burada bir zihniyette bir problem var. Bu zihniyetin ortaya konması lazım. Şimdi biraz önce anlatırken, resim verirken zihniyet dedim. CHP değişti mi? CHP değişir mi? İsmet Paşa Bülent Ecevit'ten sonra partiyi bırakmış. Bu CHP'nin değişmez diyor, öyle genlerine mi bakacaksınız. İttihat Terakki'den beri gelen bir CHP var. Ondan sonraki olaylar var. Kemal Bey gelmiş. Ne diyordu Kemal Bey? Külliyeyi yıkacağım. Külliyeden seni indireceğim. Ya külliye dediğin yer devletin idare merkezi. Sen kimi indiriyorsun oradan? Gelirsin başka, geldiğim zaman dersin, üniversiteyi vereceğim. Olabilir. Seni oradan indireceğim. Geçmişteki örnekler dediği gibi. Çeşmeler var dedi. Çok iyi olacak. Özgür Özel Beştepe'ye gittiği zaman altın varaklı çeşmeler mi orada var? İtalya'dan getirilen mermerler mi var? Onları da görmüş olacaklar. Evet, geçmişi sen çok iyi tarif ediyorsun ama hani yeni bir şeye girdik diyoruz artık. 21. yüzyıldayız. 2024'teyiz. Artık her kesimden seçmenin ortak talebi gaf var. Ya ortadaki bariz şeyler konusunda en azından bir uzlaşıya varalım diyoruz. Bu kadar basit. Çocuk ya yani, değil mi? Ama buna dair bir gelişme yok. Ve az önce dediğim gibi o mangal bahanesine sığınanlar, hala bunun meşru bir söylem olarak dile getirilmesi benim de Bülent Erandaş gibi umudumu yitirmeme sebep oluyor. Hala konuşulabiliyor. Duruyordur o yazılar orada. Türkiye, yani sadece Türkiye'nin değil, dünyanın belki de en kalitesiz yaşamı İstanbul'da devam ediyor. Yaşam burada kalitesizliği... ne yapıyorlar biliyor musun? Mahkemede yarın mahkemede. Biz o bölgeye işte gittik, mangal yapıyorlardı. Ha, onu anladık da Bülent yani abi ama. İlgilenmediler. Onu anladım şimdi da. Şimdi onu kapatmaya çalışsam bir hazırlık bu. Bu bir savunma olarak düşünülebilecek bir şey değil, onu söylemek istiyorum. Yani 5 yaşında hayatını kaybeden Eda Nur seviyesi yaşındaki bir çocuğun mantığı bile bunu algılamaz. Yani dediğini anlıyorum, böyle düşünmüşlerdir. Çocuğun oraya gitmemesi gerektiğini nereden bilecek çocuk ya? Şimdi nasıl söyleyebilirsin? Zaten tedbirler böyle alınıyor. Bakın yani o görüntüsünü gördüğümüz park, yani Eda Nur'un yaşamını yitirdiği büyük park. Büyük parkı versene Samet, bir sana zahmet. Sahil şeridi üzerinde bir yol, yanında kaldırım var. Yani bir çocuğun o çukurun bulunduğu yere gitmesi için ailesinin illa orada piknik yapmasına gerek yok. Tabii. Orada yoldan geçerken de çocuk o tarafa doğru gidebilir. İleride kapatılmamış olan şu oyun parkında oynarken de çocuk buraya gelebilir. Bir yaşlı da düşebilir oraya. Bir yaşlı da düşebilir. Bakın engelli düşebilir. Burası ya. Bir yol ve kaldırım görüyorsun ya. Burası zaten insanlara açık bir alan. Dolayısıyla siz burada iş yaparken, yani çukur kazarken her ne yapıyorsanız gerekli tedbiri almadığınız, gerekli uyarıları koymadığınız belli. Bu bir. İkincisi, çocuk söz konusu olduğu için uyarı da yetmez. Tabii. Başka bir şey yapmanız gerekiyor demek ki. Şimdi 5 yaşındaki çocuklar ölüyor mu? Maalesef ölüyor. Keşke çocuklar hiç ölmese. Ama 5 yaşındaki bir çocuğun ölümü bu şekilde oluyorsa bu bir problem haline geliyor. Sorun burada. Yani burada görevini yapmayan insanlar var. Bakın tam şurada, bakın görüyorsunuz işte, bakın. Çocuk parkı. Çocuk parkı burası yahu. Mangal arası, değil. Arası 50 metre bunun yani. Arası 50 metre. Yani mangal yapması mı gerekiyor ailenin? Yok mu hiç ekşi sözlükte mantıklı, insanlığını yitirmemiş birileri? Yazsanıza ya, mangal değil konu, yanında çocuk parkı diye. Çocuk var parkı mı ekşi var sözlükte yanında? Öyle ahla vicdanı olan işte birileri var değil mi, bir sürü? Yoksa uçuruyorlar mı? Bunları yazdığınızda siliyorlar mı entrylerinizi? Allah aşkına bunlara ders verin ya. Yani cinayet mahalliyle çocuk parkı arasında 50 metre var ya. 50 metre var yok. Ya bu gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Yani bu işte çok ağır ihmal olduğu belli. Tıpkı teleferikte olduğu gibi, tıpkı 29 emekçinin öldürüldüğü, efendim o gece kulübünde olduğu gibi. Burada da çok ağır bir ihmal var. Ve bu ihmalle ilgili şimdi bakın şu olur. Yani bu şu demek değil. Ya bunun sorumlusu Ekrem İmamoğlu'dur. Hayır, böyle bir şey söylemiyoruz. Ama şunu söylüyoruz ya. Sen bu inşaatı yapan Büyükşehir Belediyesi, bu park Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Ya çıkın şu sorumluluğu üstlenin. Allah aşkına. Yani yaşamını yitiren insana suç atmayın ya. Utanmasanız 5 yaşındaki çocuğu suçlayacaksınız ya. Ayıptır ya. Suçluyorlar. Çıkın yani. Sorumluluğu üstlenin. Mangal ki, yaptığı için evet, aile çocuğu burada, kaybet demek, çocuk suçlu demek zaten. Bu o anlama geliyor. Bir de nereli diyor değil mi? Yani etnik kimliği ne diyor? Nedir bu? Türk mü diyor? Türk müydü? Roman ona mı diyor? Bilmem ne mi diyor? Bu ya belediyeden hakikaten beklediğimiz şey şu. Yani ya da belediyeyi yönetenlerden sorumluluğu üstlenmeleri. Sorumluluğu üstlenin ki şunu bilelim. Bu olay yarın Kadıköy'de olmayacak, yarın Kartal'da olmayacak, ertesi gün Sarıyer'de olmayacak diyebilelim. Ama belediye bunu yaptığı için ne oluyor biliyor musun? Bakın bütün İstanbul halkı bu tedirginliği yaşıyor.
Herkes şunu biliyor. Şimdi istediği tarafı tutsun, istediği partiyi tutsun, istediği şeye inansın. Herkesin aklında şu anda bu var. Bakın tüm İstanbul'da. Çoluk çocuk sahibi bütün ana babalar şunu düşünüyor. Parka gittiğimizde dikkatli olalım. Dikkatli olalım. Bizim çocuğumuz da çukura düşebilir, bir şey olabilir. Bir de o mangal hikayesi de bunu engelliyorlar. Onun için dikkat etmek lazım. Bu arada o Gaffar'ın gösterdiği resimde çevreyi çevirmişler ama o kaza sonrası aklınızda bir şey gelmesin. Normali budur bakın. Çevresinde öyle telörgü falan yok. Kaza gerçekleştikten sonra bir zahmet çevresine bir de işte tabii plastik şöyle bir şey durum çekmişler. Da var. Yani bu şu şekilde çevirmiş olmanız da yeterli değil. Yani burada ya inşaat kaydedir falan belli. Neye göre yapılması gerektiği de belli. Tekrar ediyorum 2013-14 senesinde İstanbul'da yaşanan o belediye yol şantiyesinde yaşanan kaza nedeniyle ağır tazminatlara hükmedildi. Oradaki işte yüklenici firma ceza aldı oranın patronları, mühendisleri vesairesi. Yani burada da büyük ihtimalle bu süreç olacak. Yani Türk adaleti bunun peşini bırakmaz. Tabii ki. Ya biz bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir çocuğun evladımızın şeyine davasını güdemeyecek miyiz? O ayrı bir şey. O kalmaz yani. Fakat burada üzücü olan birinci derecede sorumlu olan mercinin sorumluluğu kabul etmemesi. Mangala atması. Ve bir de onu desteklemek için yani utanmazca, ahlaksızca bazı insanların işte o gördüğümüz ifadeleri yazması. Bugün vali cenazeye katıldı, tabutu omzunda taşıdı. Evet. Ve attığı tweette de affet beni kızım diye sürekli gerçekten çok üzülmüş oldun. İstanbul'un en büyük ülke amiri gerçekten bu sorumluluğu üstlendi ve çok büyük üzüntü içerisinde olduğu söyledi. Ama orada sorumlu olan kişi bunu söylüyor. Evet. Mangal yakmasaydın ölmezdin diyor. Şunu da ekleyelim. Esenyurt Belediye Başkanı da yani bu DEM'le ortak çıkardıkları aday, o Sayın Başkan da oradaydı. Cenazedeydi. Vali Bey oradaydı. Onun ilçesinin sınırlarında. Hayır onun değil. İkamet orası yani. O yani insani görevini yapıyor belediye başkanı. Onun gerçekten belediye sınırları değil yani. Değil onun belediye sınırları. Küçük kaldı ki zaten bu parklar biliyorsun şeylere ait değil. Parklar, İlçe belediyelerine ait değil. Bağlı. İBB'ye bağlı. Evet. Ve İBB'den cenazede bir kişi yoktu ya. Ya başkan gelmiyor. Bir yani başkan yardımcınız da mı yok? Bir kişiyi oraya göndermiyor musunuz? Ya sorumlusunuz. En azından orada o ailenin acısını hafifletmek için bulunun. Bunu niye yapmıyorsunuz? Bakın tekrar ediyorum yani parti marti işi demesinler diye söylüyorum. Gaffar CHP'li nasıl gelecek Allah korusun böyle bir şey yaşadığınızı düşünün. Çocuğunuzu kaybedeceksiniz. Sorumlu açıklama yapacak mangal yapıyorlardı diye. Yani insan içine çıkamazsın şimdi bunu atıp. Mangal tabii yaptın senin çocuğun öldü mü diyeceksin. Bunu yazdıysanız da oraya gidemezsin, da gidemezsin. Cenazeyi, gidemezsin. Bunu yaparsın. Gidemezsiniz. Gidemezsiniz evet gidemezsiniz. Ama tabii fukaranın garip bir aile olduğu, fukara bir aile olduğunu bildikleri için yani orada o ölen çocukla alakalı bu cümleleri kurabilir tabii. Belediye böyle bir açıklamayı yapabilir. Çünkü o Beşiktaş'ta yangın faciasında ölen mülkün sahibi olan kişi değil. Kimin yanında durması gerektiğini çok iyi biliyorlar. Yo tabii bu da Murat doğru bir şey söylüyor. İşin bir de sınıfsal tarafı var. Açık var, konuşalım onu da. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de pozisyonunu, Cumhuriyet Halk Parti belediyelerde pozisyonunu zenginlerden yana aldığı için maalesef. Tabii. Yani çok üzücü. Hani bu insanlara da şey diye bakıyor. Bunlar zaten toplumun ıskartasıdır. Bunlar olsa yazmış olur olmasa olur. Yazmış üremesin da zaten diyor. İşte o zihniyette orada tezahür ediyor yani evet. Aynı şekilde. İyi ki de ölmüş diyor utanmadan tabii. Yani. Bu artık herhalde yani canavarlığın ulaşabileceği son nokta. Daha ötesi yok gibi. Çıkış kaç Samet? Kaçta çıkıyoruz? Devam edelim. Bir dakikamız. Peki Davut Gül'ün de bir İstanbul valisinin fotoğrafını da bir verelim. Bugün cenazeye Murat hatırlattı. Yani gerçekten bakın bir şehirde cenazede bu. Senin bahsettiğin belediye başkanı değil mi? Evet, küçük teknik. Evet, evet. Esenyurt Belediyesi. Evet. Esenyurt Belediyesi pardon seçilen o var. Ya, onu görüyoruz. Yani özellikle söylüyorum evet. Bakın parti martı şeyi denmesin birisi. Diye. Yani, birisi gelmiş buraya evet, çok. Yani burada bir şey yapmış yani o bu çocuğa sahip çıkmış yani. Cenaze bir cemevinden kaldırılıyor. Evet. Evet. Bir reklam arası verelim sonra devam edeceğiz.